Merhabalar arkadaşlar, transfer gündemine hoş geldiniz. Siyah beyazlar Süper Lig'in ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yenerek sezona rahat bir galibiyetle başladı. Siyah beyazlı takım PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki karşılaşma ilk 11'ine göre iki oyuncu değişikliğiyle sahaya çıkmıştı. Yedek kulübesine çekilen Lens ve sakatlığı bulunan Enkudu'nun yerine Oğuzhan ve Hasic ilk 11'de kendilerine yer buldu. Sergen Yalçın da koronavirüs testi pozitif çıktığı için yerini Murat Şahin'e bırakmıştı. Mücadelenin ilk yarısının bitmesiyle Rıdvan Dilmen NTV'deki programında Beşiktaş'ın yeni transferini resmen açıkladı. Dilmen bir süredir Fenerbahçe'de de ismi anılan Nikola Kalinic'in Beşiktaş ile anlaştığını duyurmuştu. Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ ise golcü transferiyle ilgili olarak Abubakar şu an listenin birinci sırasında değil, Kalinic var, başkaları da var, hangisi olursa onu alacağız şeklinde açıklamalar yaptı. Kariyerinde Fiorentina, Milan, Atletico Madrid ve Roma gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki santrafor 431 maçta 150 gol, 46 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Kalinic, hayırlı olsun arkadaşlar. Nikola Kalinic 88'de Solin Hırvatistan'da doğdu. 1.87 boyundaki forvet Nova Kennedy kulübünde futbola başladı. 2005-2009 yılları arasında Hajduk Split formasıyla 59 maçta 32 gol atma başarısı gösterdi. 2009 yılında Blackburn Rovers'a transfer oldu. 44 maça çıkan Hırvat forvet 7 gol atma başarısını göstermişti. Daha sonra Dnipro'ya dönen Kalinic bir kez daha küllerinden doğduğu 86 maçta 37 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Dnipro'dan 5.5 milyon euro karşılığında Fiorentina'nın yolunu tuttu. Milan 22 milyon euro ödedi. 30 yaşındaki futbolcuyu Fiorentina Milan'a kiralamıştı. İtalyan ekibi sezonun bitiminde 22 milyon euroya Kalinic'in bonservisini almıştı. Milan daha sonra Kalinic'i 15 milyon 500 bin euroya Atletico Madrid'e satmıştı. Atletico Madrid ise geçtiğimiz sezon Kalinic'i Roma'ya kiraladı. Hırvatistan milli takımı ile de 42 maça çıkan yıldız golcü 15 gol kaydetmişti. Evet arkadaşlar, Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza da İstanbul'a geldiği sözleşme imzalamak için yakın bir zaman içinde resmiyete kavuşacak. Josef de Souza orta sahada Mensah'ın yanında oynayabilir veya Mensah'ın gerisinde oynayabilir. Josef'in ardından Kalinic transferinde bittiğini varsayarsak forvet bölgesinde de Beşiktaş hücum hattını güçlendirmiş olacak. Orta saha bölgesinde de oldukça etkili olan Beşiktaş, Josef de Souza'nın da gelmesiyle iyice rahatlamış durumda. Trabzonspor maçındaki görüntü de Mensah, Oğuzhan, Atiba gibi isimlerin orta sahada oldukça etkili olduğunu gösteriyor zaten. Emre Kocadağ'ın da yaptığı açıklamaya göre 3 veya 4 oyuncu takviyesi daha yapılacak. Bunlardan birisi mutlaka sağ bek olması gerekiyor zaten. Emre Kocadağ, Nazım Sangare hakkında da görüşmeler yaptıklarını açıklamıştı. Bir diğer isim ise Gökhan Töre. Gökhan Töre'ye de teklifimizi ilettik şeklinde açıklamalar yaptı Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ. Evet arkadaşlar, Beşiktaş'ın diğer transferleri Gökhan Töre, Nazım Sangare gibi isimler olabilir. Ancak basına sızmayan birkaç isim daha var sanırım. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimleri değerlendirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.